Nasıl gidiyor Zeynep? İyi başkomiserim. Olay yerinde bulunan masaj yağlarını inceliyordum. Elimize ulaşan toksikoloji raporuna göre otopside her iki kurbanın da zehirlenerek öldüğü belirlenmiş. Hem Şener Kahveci hem de Ruth Mirando'nun kalbi durmuştu. Kalbi durduran yüksek miktarda potasyumdu. Potasyumu yükseltenin ne olduğunu anlayabilmeleri uzun sürdü. Kurbanların iç organ parçalarını sıvı kromatografisi kütle spektrometresiyle incelediler ve batılı hekimler ile toksikoloji uzmanlarının pek rastlamadıkları cerberin adlı bir zehir olduğunu anladılar. Bu zehrin nerede bulunduğunu araştırınca çok şaştılar. Cerberin Güneydoğu Asya'da yetişen yaprakları yasemin kokulu Cerbera odorlam ağacının tohumlarında bulunuyordu. Ve bölge halkları için odorlam ağacının tohumları hem intihar hem de cinayet için ideal bir silahtı. Parmak izlerinden bir şey çıktı mı? Kurbanlar dışında iki farklı parmak izine rastladık. Bunlardan biri Hülya Şen'e ait. Diğerinin kime ait olduğu henüz belirlenmedi. Masaj yağlarının bulunduğu şişelerin üzerinde de aynı kişiye ait parmak izi mevcut. Bahse girelim, Amelia'nın parmak izidir. Amelia? Ölen Filipinli kızın ev arkadaşı. Onun da işin içinde olduğunu düşünüyoruz. Oy, beni beklememiştiniz siz. Bir şey yok zaten Selim. Sadece zehirlendiklerini öğrenebildik. Sen ne yaptın? Gittin mi kızların evine? Gittim. Gittim de maalesef geçen hafta taşınmışlar. Yapma ya. Peki yeni adresleri? Bütün ekiplere haber verdim. Nakliye şirketlerini soruşturuyorlar. Yani iki tane Filipinli kızı hatırlamaları zor olmaz herhalde. Bu arada Ruth'un ailesiyle de görüştüm. Çok iyi. Korkut Er Yılmaz. Eğer bu işi bu adam yaptıysa yakalamamız zor. Bu herifler işlerini iyi biliyorlar. Ya yapmadıysa? Nasıl yani? Başka biri olabilir mi diyorsunuz? Şener Bey'in karısını ve oğlunu hiç hesaba katmıyorsun. Gürkan işin başına geçmek için uzun zamandır bekliyormuş. Ama babasının holdingi ona bırakmaya hiç niyeti yokmuş. Ya insan böyle bir şey için nasıl öldürür babasını ya? Bence bu iş kadınların kullandığı yöntemlere benziyor. Korkut gibi adamlar bir adamdan kurtulmak istiyorlarsa bir tetikçi tutarlar. Sonra da sıktırırlar kafasına. Ama zehir. Daha çok kadınlara has bir yöntem. Tamam işte. Bu sefer de tetikçi bir kadın. Yani Amelia. Aynen öyle. Zehri masaj yağına koyduktan sonra işi bir katakulliye getirip Ruth'un masaja girmesini sağlıyor. Zaten bu Asyalılar birbirlerine benziyorlar. Adamı da böyle yatarken gördük zaten. Böyle bulduk adamı kafa aşağıda. Fark etmemiştir bile Şener Bey. Yani bu kadın işin içinde değilse nerede şimdi? Nasıl birdenbire kayboldu ortalıkta? Bilmem. Bulacağız elbette. O zaman anlayacağız ne olduğunu. Masaj salonundaki listeden hiçbir şey çıkmadı. Yarın çalıştıkları bankayla da görüşelim. Kredi kartıyla ödeme yapan müşterileri de bulalım. Olur başkomiserim. Bu arada nakliye şirketlerinin birinden iki Filipinli kadının Etiler'e taşındığını öğrenen başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, Amelia ve Ruth'un yeni taşındıkları adrese giderler. Kolay gelsin birader. Terbiyesiz. İnsan bir teşekkür eder. Dingil. Adama kolay gelsin diyeceğine kapıyı açsaydın belki teşekkür ederdi. Boş versiniz de başkomiserim ya. Ben bu adamları biliyorum. Bunlar hep böyle. Ne yapsan yaranamaz bunlara. Kimse var mı?
koş, 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 koş.